Seracılık dünyada önemli bir sektör haline geldi. Seracılık ülkemizde de son yıllarda hızla atılım ve gelişme göstermiş olup dünyada dördüncü, Avrupa'da ise İspanya'nın ardından ikinci sırada yerini aldı. Ülkemizde 73 ilde toplam 764.207 dekar alanda örtü altı üretim yapılıyor. Örtü altı üretim alanlarının %40.7'si Antalya'da, %24.6'sı Mersin'de, %15.6'sı Adana'da ve %4.3'ü Muğla'da bulunuyor. 2023 yılında seralarda yapılan toplam üretim 8.956.951 ton olup bu üretimin %89'unu sebzeler oluşturuyor. Sebze seracılığının yoğun olarak yapıldığı Antalya ve Mersin illerinde bulunan ziraat odalarımızdan aldığımız bilgilere göre bayram sonrasında örtü altı sebze ürünlerinde önemli fiyat düşüşleri görülüyor. Bu illerde son 15 günde biber ortalama 45 liradan 15 liraya, salatalık ortalama 17 liradan 3 liraya, domates 21 liradan 15 liraya, patlıcan 27 liradan 6 liraya kadar düştü. Bu fiyatlarla çiftçilerimiz zarar ediyor. Mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen hava sıcaklığıyla sera üretiminde artan verim ve ürünlerin erken hasat olgunluğuna gelmesiyle arzda artış görülüyor. Arzda yaşanan artışın yanı sıra bugünlerde ihracata giden ürünün azalması ve özellikle Ramazan Bayramı nedeniyle zincir marketlerin alımlarında görülen azalmayla fiyat düşüşleri yaşanıyor. Çiftçimiz her zaman olduğu gibi üreterek ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak adına gereğini yapıyor. Ancak zaman zaman ürettiği ürün çiftçilerimize sorun oluyor. Özellikle yaş sebze ve meyve çabuk bozulduğu için pazarlama sorunu daha fazla yaşanıyor. Bu nedenle yaş sebze ve meyve pazarlamasının ayrı bir önemi bulunuyor. Örtü altı üretiminin yaygın olduğu illerde yaş sebze ve meyve pazarlamasına yönelik üretici birlikleri ve kooperatifler mevcut olsa da bu birliklerin piyasayı etkileyecek ve düzenleyecek gücü bulunmuyor. Hatta kurulan bazı birlikler ne yazık ki varlığını sürdüremeyerek kapandı. Ürün pazarlamaya yönelik örgütlerin mali ve idari yönden güçlenmesi ve tarımsal pazarlamada etkin olması için mevzuatlarda gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Çabuk bozulabilen sebze ve meyvelerde arzda dönemsel yaşanan yoğunluklarda çiftçilerin zarar etmemesi ve yetiştirilen ürünlerin heba olmaması için belediye adına alımlar yapılmalıdır. Pazar yerleri hakkında yönetmelik hükümlerinde pazar yerlerinin en az %20'sinin özel satış yeri olarak üreticilere ayrılması hükmü bulunuyor. Ürettiği ürünü doğrudan semt pazarında satmak isteyen üreticilerimize tüm belediyeler yer ayrılmalı ve ayrılan alan %20 ile sınırlandırılmamalıdır. Bu sınırlama özellikle ürün arzındaki artış nedeniyle kendi ürününü pazarda satmak isteyen üreticilerimize engel teşkil ediyor. Yine belediyelerce belirlenecek günlerde sadece üreticilerimizin ürettiği ürünü halka doğrudan sunabileceği üretici pazarlarının her il ve ilçede kurulması sağlanmalıdır. Gıda fiyatları üzerinden haksız kazanç elde etmeye yönelik hareketler konusunda belediyeler de denetimlerini artırmalı, piyasa üzerinde bozucu etkisi olanlara ceza uygulamalıdır. Yerel seçimler öncesi 6.363 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerinin tarım sektörüne yönelik sorumluluklarının arttığını, çiftçilerin belediyelerden beklentileri olduğunu dile getirdik. Bugün tekrar ifade etmek istiyorum ki belediyeler ilinde, ilçesinde üretim yapan çiftçisine her türlü desteğini yapmalıdır. Çiftçilerimizin ana başlıklar halinde belediyelerden beklentileri ise şöyledir. Tarım arazileri ve mera alanları korunmalı,
her ne gerekçeyle olursa olsun bu alanların imara açılmasına izin verilmemelidir. Kırsalda genç nüfusu tutabilmek için sosyal adımlar artırılmalıdır. Belediyeler ve ziraat odaları birlikte hareket etmelidir. Pazarlama kooperatiflerinin kurulmasına destek olmalıdır. Girdi, tarım aleti, fide, fidan ve benzeri destekleri düzenli olarak vermelidir. Kırsal alanlara altyapı hizmetleri artırılmalıdır. Belediyeler, devlet su işleri ile birlikte hareket ederek tarımsal sulama kanallarının bakım ve temizliği konusunda destekte bulunmalıdır. Tarımsal ürün işleme tesisleri kurulmalıdır. Yenilebilir enerji kaynaklarının kurulmasına destek olmalıdır. Kırsal turizm ile kırsalda gelirin artırılması sağlanmalıdır.